Norsem'den herkese merhabalar. Bugün yeni haftaya başlarken haftalık teknik bültendeki hisselerimizin teknik görünümlerinden bahsedeceğiz size. Birlikte inceleyeceğiz. Hedef fiyatlarını ve stop seviyeleri hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz haftaki haftalık teknik bültenimiz haftalık performansın %13 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 endeksinin %12.2'lik bir performans gösterdiğini görüyoruz. Az da olsa 0.8 puanlık endeks üzerinde bir performans sunmuş bulunduk. Yeni hafta umarım daha iyi olur diyelim ve yeni haftanın incelemelerine başlayalım. Bu hafta bülten de Alkim, Mavi, Oyak Çimento, Odaş, Sabancı Holding ve Yapı Kredi Bankası bulunuyor. Yine dediğimiz gibi sadece tekniği iyi olan hisseleri değil, aynı zamanda temel tarafı da güçlü olan ve mevcut yaklaşan bilançolara göre de kuvvetli bilanço beklediğimiz, iyi çeyreklik, 3. çeyrekte iyi finansal sonuçları açıklamasını beklediğimiz hisseleri de hisseler içerisinden aslında tekniğini beğendiğimiz hisseleri seçiyoruz. Bu şekilde bir portföy oluşturmak istedik teknik olarak bu haftaki öneri listemizde. Alkim Kimya ile başlayalım isterseniz. Burada geçtiğimiz haftayı 34 seviyelerin üzerinde kapatmıştı. Bu grafiği hatırlarsınız. Daha önce de bunu göstermiştik. Sizin önerileri teknik videolarımızda çizmiştik bu grafiği. 34 TL hatırlarsanız şu seviyeden bir dirençle karşılaşmıştık. Geri geldik ve çok güçlü bir mumla geçtiğimiz hafta Perşembe günü burası geçildi. 34 TL üzerinde yükseliş potansiyelinin hız kazanarak devam etmesini düşündüğümüzü belirtmiştik. Güçlü bir görünüm. Gördüğünüz gibi hem yükselen kanalın üst bandını hedeflemiş ve yatay bandında hedefini tamamlayıp bir üst banda geçmiş kuvvetli hacimle. Alıcılı günlerdeki hacim artışı önemli demiştik. Burada bu hafta 38 TL 30 kuruş haftanın iyi direnç bölgesi ve satış seviyesi olarak izlenebilir Alkim'de. %8.70'lik bir getiri potansiyeli sunuyor Alkim tarafı. İkinci hissemize geçecek olursak Mavi hissesinde yine geçtiğimiz haftayı iyi kapatan hisselerden birisiydi Mavi'de. Model portföyde de yer alıyor. Teknik görünümünü 80 TL üzerine 79.80 üzerine özellikle güç kazanmasını beklediğimiz hisselerden birisiydi. Burada gördüğünüz gibi 45 derecelik açıyla yükselen bir kanal içerisinde nizami hareketler devam ediyor. 20 günlük 50 günlüğün üzerinde çok uzun zamandır burada yaklaşmışlar birbirlerine ve bir alım fırsatı oluşmuş gördüğünüz gibi şu bölge. Bugün de pozitif seyrini koruyor. Şu anda da zaten haftalık teknik bültendeki en iyi performans %2'lik performansıyla. 86 TL'nin iyi bir satış bölgesi olduğunu düşünüyoruz. 87 TL burada kanalın üst bandı olarak görünüyor. Biz biraz daha defansif davranıp 86 TL seviyelerinin satış için uygun seviyeler olduğunu düşünüyoruz. %7.70'lik bir getiri potansiyeli sunuyor Mavi. Bizim önerdiğimiz direnç olmasını ve satış seviyesi olarak uygun seviye olduğunu düşündüğümüz 86 TL seviyesine göre. Üçüncü hissemiz Oyak Çimento. Geçtiğimiz Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Perşembe ve Cuma günü iyi bir kapanış yaptı ve burada son bir aylık bu düşen kanal kırılmış oldu. Oldukça güzel bir bitiriş yaptı haftayı Oyak Çimento. Önemli bir bölgeden kurtuldu ve düşen kanalında kırılması yeniden burada orta vadeli şu yatay yükseliş bandının üst bandını hedeflemesi beklenebilir. 16.50 Oyak Çimento'da bu hafta satış için uygun seviyeler olmasını bekliyoruz. Bu da %10'luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Oyak Çimento'da geçtiğimiz haftayı 15'li seviyelerden tamamlamıştı. Burada gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta aynı zamanda 20 günlüğün yeniden 50 günlük üzerine çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da yükselişi destekler bir görüntü. Kısa vadeli düşen kırılmış, orta vadeli yükselen içerisinde kanalın üst bandına doğru bir hareket başlamış görünüyor. İyi bir görünüm. Oyak Çimento'da da stop seviyesi olarak da 14.40'lı seviyeler izlenebilir. Şuralara denk geliyor. Bu seviye altında gün ve üzeri kapanışlar, günlük kapanış diyelim, bir günlük kapanış teknik görünümün güç kaybetmesini sağlayabilir Oyak Çimento tarafında. Diğer hissemiz Odaş. Odaş Elektrik geçtiğimiz hafta oldukça iyi bir performans vardı. Bizde bir önceki hafta teknik öneri listemizde vardı Odaş. Bu hafta yeniden aldık çünkü 7.30 üzerinde hissedeki kuvvetli yükseliş ivmesinin ve güçlü momentumun devam etmesini bekliyoruz. 8.10'u burada şu seviyeleri kısa vadede iyi bir direnç olabileceğini düşünüyoruz. Tabii kanalın üst bandı daha önemli. 8.10'un uygun bir satış seviyesi olabileceğini düşünüyoruz. Bu hafta Odaş tarafında dediğimiz gibi 7.30 üzerinde hisse güçlü görünümünü devam ettiriyor. Gördüğünüz gibi burada zaten yaklaşık 3,5 aylık, burada 12-13 haftalık iyi bir yükseliş trendi var. Geçtiğimiz hafta burada temel tarafta da hisse performansını destekleyecek kararlar açıklanmıştı EPDK'dan. Bu da zaten hisse performansına da yansıdı. Odaş tarafında güçlü seyrin devam etmesini bekliyoruz diyebiliriz. Beşinci hissemiz Sabancı Holding. Bu da geçtiğimiz bir süredir endeksin gerisinde kalan, endeks altı performans gösteren hisselerden birisiydi Sabancı Holding. Geçtiğimiz hafta güzel bir kapanış yaptı. Haftalık tarafta şu şekilde bakacak olursak eğer aslında mum formasyonları olarak boğasal bir engulfing, güzel bir mum. Bir önceki gövdenin tamamı yutulmuş
Üzerinde bir kapanış var. Kapanışı güzel gerçekleştirmiş görünüyor. Aynı zamanda burada 20 günlük ve 20 haftalıklarında iyi destek olduğunu görüyoruz. Burada Sabancı Holding tarafında diyelim. Sabancı Holding tarafında 31-30 seviyelerinin bu hafta iyi bir satış seviyesi ve direnç olabileceğini düşünüyoruz. Şu seviyeler, hissenin daha önceki zirvesi 30-90'daydı. Bu bölgelerin yani 30-90, 31 ve 31-30 bölgelerinin iyi bir direnç olması ve olmasını bekliyoruz bu hafta. Bizim seviyemize göre %7.30'luk bir yükselişe işaret ediyor Sabancı hissesi. Son olarak Yapı Kredi, bankacılık tarafında teknik görünümü iyi olan hisselerden birisiydi. Hatta en iyi görünüm sanırım Yapı Kredi'de var. Burada gördüğünüz gibi 8 TL üzerinde hissenin çok önemli bir seviyede. Geçtiğimiz hafta buranın üzerine 8.14'te güzel bir kapanış aldık. Burada yükseliş potansiyeli 8.99 bölgesine kadar devam ediyor. Biz de burada haftada 8.95'in uygun bir satış seviyesi olduğunu düşünüyoruz Yapı Kredi'de. Güçlü bir görünüm var. Üçüncü çeyrek karlılıkları BDDK verilerinden takip ediyoruz. Bankalar yine ikinci çeyrekte oldu, ilk iki çeyrekte olduğu gibi. Üçüncü çeyrekte de güçlü karlılıklarını sürdürecekler görünüyor. Bunların artık hisse performansına da bu 3 haftalık olumsuz Eylül'ün son 3 haftası yaşanan bu sert geri çekilmenin ardından hissede yeniden yukarı yönlü hareket beklenebilir Yapı Kredi tarafında. Dediğimiz gibi teknik olarak en iyi görünümlerden birisi bankalar arasında Yapı Kredi. 8.95 güzel bir direnç seviyesi olabilir. Burada Yapı Kredi tarafında 7.85'inde yani bu 8 seviyelerin altında 7.85 seviyelerinin de stop seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini söyleyelim. Yapı Kredi tarafında %10'luk direnç olmasını beklediğimiz seviyeye göre %10'luk bir yükseliş potansiyeli sunuyor Yapı Kredi. Haftalık teknik bültendeki 6 hissenin teknik görünümünü birlikte inceledik. Haftanın geri kalanında hafta ortası tekrar sizin de incelememizi istediğiniz hisseler hakkında bir video yapmayı planlıyoruz. Hafta boyunca herkese şimdiden bol kazançlar, iyi çalışmalar diliyoruz.